Merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Nasılsınız? Keyifler, sağlık, sıhhat umarım yerindedir efendim. Hafta sonu neler yaptınız? Ben hafta sonu önce Gaziantep'te, ertesi günde Şanlıurfa'daydım. İnanılmaz güzel iki şehir gezdim. İnanılmaz lezzetli. Yemeklerinden yedik, sularından içtik. Efsane güzeldi. Çok da güzel ağırlandık. Şanlıurfa'da bir ara Balıklı Gölü'nün etrafında yürüyemedik. O kadar çok izleyenimiz, o kadar çok sevenimiz vardı ki buradan herkese öncelikle selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Çok keyifli bir hafta sonuydu. Şehrimi, ülkemin her köşesi çok güzel. Ama özellikle bu tarafları da gidip ziyaret edin. Depremden sonra evet birazcık yıkıntılar hala duruyordu ama gayet iyi bir şekilde toplanma var ve insanlar gerçekten normal yaşama dönmüş. En azından bu benim içimi birazcık da olsa böyle rahatlattı ve mutlu oldum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çünkü o kadar güzel imzalar var ki tarihe, eskiye, o hiçbir şey yıkılmasın, her şey öyle aynı kalsın istiyor insan. Bir daha inşallah o kötü günler gelmesin, hep böyle hafta sonu gibi güzel, enerjik geçsin diyoruz. Efendim bugün pazartesi ve sendromsuz bir pazartesi için 2 saat Nermin'in Enfes Mutfağı'yla ekranda hem lezzetli tarifler yapacağız hem de çok kıymetli bilgiler paylaşacağız. Ben çok kıymetli doktorumu bekletmeden çağırmak istiyorum. Gastroenteroloji uzmanı efendim Profesör Doktor Kadir Demir Bey anlatacak. Biz susacağız efendim, neler mi yapacağız? Kendisini bir davet edeyim. Kendi ağzından dinleyin isterseniz. Hocam buyurmaz mısınız? Tabii. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Her efendim, şeyden iyi yayınlar deyip de çok başlayayım. Sağ olun. Sizinle daha iyi olacağız Allah'ın izniyle efendim. Hocam aslında ben bugün bu konular hakkında hanımlara sürekli bilgiler veriyorum. Yani sizlerden öğrendiğimiz gibi, sizlerden duyduğumuz gibi ama tabii ki doğru bilip de bazen de yanlış yaptığımız birçok şey var hocam. Biz de bunu ne yapacağız? Bu yanlışları toparlamak için sizi davet ettik. Doğru mu yanlış mı göreceğiz hocam. Sebzelerin en doğru ve en sağlıklı şekilde nasıl yıkayacağımızdan bahsedeceğiz. Marul, maydanoz, ıspanak ve brokoli nasıl yıkanır bundan bahsedeceğiz. İyi temizlenmeyen sebze ve yeşilliklerin vücudumuza olan zararlarını anlatacağız. Pişirilen yemeklerin ne kadar süreyle saklayabileceğimizi konuşacağız. Günde en fazla ne kadar su içmeliyiz? Bunların hepsini şimdi sizinle birlikte canlı yayında anlatacağız. Ben de iki lezzetli tarifim olacak. Spagettili bir bülbül yuvası yapacağız ama hocam tabii ki bunları tadamayacaksınız. Tabii. Çok üzülüyorum. Fırınla bisküvili bir pasta yapacağız. Hocamızın hastası varmış, oraya yetişecek. Hocam ilk etapta ben sebzelerin en doğru ve sağlıklı şekilde nasıl yıkarız, nasıl doğrarız dan girmek istiyorum ve serpileceğimi hemen alıyorum buraya. Evet hocam başlayalım. Şimdi her şeyden evvel şartlar çok önemli. Nasıl bir mutfaktasınız? Siz de hoş geldiniz. Lavabonuzda su akıyor mu? Ya da herhangi bir kavanozda ya da bir leğen içinde mi yıkayacaksınız? Onları mutlaka bilmeniz lazım. Bir kere her şeyden evvel şunu unutmamak lazım ki bir şey yıkayacaksak eğer, ya akan suyun altında yıkayacağız ki o çok su israfı oluyor. O yüzden de daha ekonomik olmak üzere iki tane farklı leğen içerisinde biz ne yapmamız lazım? Yıkamamız lazım. Genelde görülen şey şöyle oluyor. Bir kap kullanılıyor. Kabın içine sebzeler konuluyor. Ve daha sonradan da o kap tutularaktan böyle baş aşağı yapılaraktan süzülüyor. Ya da bu son derece yanlış bir şey. Eğer tek kapta yapacaksanız ki ideali bence iki kapta yıkamak gerekiyor. Tek kapta yapacaksanız başlayalım o zaman hocam. O büyük kabın içine, ilk kabınızın içine oturan bir süzgeç yerleştirip çarpıyalım, süzgecin içinde halledip süzgeci kaldıraraktan çıkarmanız lazım. Öyle mi? Çünkü neden diyeceksiniz? Evet. Eğer siz tek kap kullanıyorsanız koyduğunuz sebzenin kiri alta çöküyor. Ve siz onu böyle yaptığınızda alttaki kiri tekrardan yıkadığınız sebzenin içine veriyorsunuz. Burada tabii böyleyken yani diyelim ki bunu şunu vereyim domates hocam. Daha uygun domates, bunun tamam. için. Domates bir kere attın. Eğer domatesi yıkayacaksanız bir kere mutlaka sapından uzaklaştırdıktan sonra yıkamanız Öyle lazım. Öyle mi? Tabii. Neden?
Ya bunu sapı biz ne yapıyoruz? Eğer daha uzun soluklu dayansın diye normalde çıkarmıyoruz buzdolabında saklarken. Ama yıkamadan evvel mutlaka bunları ayıklamanız lazım. Çünkü bunun arasına girmiş olan kiri temizlemeniz mümkün değil. Evet. O yüzden bunu uzaklaştırabiliyorsanız düz bir satı elde etmek lazım, yüzey. Ve bundan sonraki dönemde diyelim ki buraya yaptık ve bunları ovalayaraktan yıkayacaksınız. Ve bunu süzerekten değil, demin yapmıştım, süzgeci kaldırdığınızda alttaki kirle bunun temasını önlemiş oldunuz. Bu çok güzel bir fikir ama, oldu hocam. Önemli olan, bence doğru olan, İki kap kullanarak bunu yapmak. Anladım. Yani bunda domates hadi olabiliyor. Domatesle ilgili olaraktan bunu halletmemiz mümkün. Tamam hocam. Ama ne ıspanak var? Evet, ıspanak mı sıkacağız? Bu benim en büyük kabusum. Benim de kabusum. Sevmiyorum ben de mutfağı çok seviyorum. Bir Antepliyim. Hafta sonunda Antep'te olduğunuzu öğrendim. Evet, vallahi kıskandım. Eğer katmer yediyseniz. Yedik, her şeyi yedik. Olsun. Sağ olun hocam. Çünkü Antep'in katmeri diğer yörelerden çok daha farklı, tatlı sınıfına giriyor. Şimdi ıspanağı bir kere yıkarken mutlaka, bu çok güzel toplanmış bir ıspanak ama muhtemelen yağmur sonrasında toplanmış. Çünkü içinde çok fazla çamur var. Evet. Şimdi öncelikle bunun sap kısmını uzaklaştırmak lazım. Hemen yapalım çünkü, hocam. Çünkü tamam. Ben bir tabak alayım mı Serpil'im? Şey olmasın. Ben yerden alayım mı? Sonra hani kavga mavga. Hocam yok ki, hiç kavgacı bir kadın değilim. Benim şeyim vardır ama. Hiç kavgacı bir kadın değilim ama işte dediğiniz gibi Serpil'in tabii, de öyle. Yani o kökünü uzaklaştırdıktan sonra. Bunu aldık. Mevcut olan bir kabın içine koyuyoruz. Tabii hocam. Neyse, ben öyle aldım ama size evet, öyle ben verdim. Elimden aldım. Neyse. Ama ben ona inanmıyorum. Burada mutlaka bir miktar bunu bekletmek gerekiyor. Öyle ki mi? Üzerindeki yapışmış olanı hani nasıl hamama girip de terliyoruz ya, o mantık. Hocam, mantık aynı. Ben birkaç arkadaşımda görmüştüm. Ben de böyle yıkıyorum. Benim annem de böyle yıkıyor. Ama onlar mesela bunları alıyor, böyle bir de doğruyor. Doğradıktan sonra yıkıyor. Şimdi doğradıktan sonra yıkandığında bence biraz daha mevcut olan kiri kestiğindeki içeriye de nüfuz etmesini sağlıyorsun. Ve artı iyi. Suyun içine koyduğunuzda bunu siz kırdığınız, bunu böylece yıkadığınızda içindekilerine zarar vermiyorsun. İçindekileri. Ama bunu kestiğin zaman suyla ilişki halindeyken kaybettiği mutlaka bir takım şeyleri vardır. Mineralleri vardır, elementleri vardır. Onları niye kaybedeyim demek lazım. Tabii o biraz daha kolay iş gibi oluyor. Ve burada yaptıktan sonra ve bunu tekrardan sanki elini süzgeç gibi davranıp bunu ikinci kaba almanız lazım. Yani kesinlikle yüzüyorlar zaten. Evet. Tamam. Yüzmeyen bir şey zaten meyve falan dibe çöktüğünde hocam, burada gördüğümüz gibi biraz daha beklesek görüyoruz herhalde altındaki toprakları. Görüyoruz. İkinci kere tekrardan bunu yapacağız. Şimdi hocam, susuz bir dönem geçiriyoruz. Bu suyu atalım mı? Atmayacağız. Hayır, saksılarımızda kullanalım. Sulayacağız tabii. Mutlaka saksılarda ben de bahçeye atıyorum falan. Aslında yolu bir aslında. Ama hocam bir de şey yapıyorlar, o doğru mu? Mesela ben bu yeşilliklerimi koydum suyun içerisine. İçerisine sirke koyuyorum, işte karbonat koyuyorum. Ekstradan diyorum ki bir temizlensin ya da işte bunu yıllardır söylüyorlar ekranlarda tamam, da. Sirke zayıf asitik bir bileşik ve yaptığı şey bir takım bakterilerin özellikle ölümüne sebep olabiliyor. Evet. Mesela çocuk doğduğunda Gaziantep'te trahumun çok yaygın olduğu dönemlerde gözü parlak olsun diye derler ama değil aslında. O çıkıştaki aldığı mikroplar ölsün diye çocuğun gözüne limon damlatırlardı. Ay bismillah, kör olacak. Yok, olmaz, niye olsun ki? Ay, ne bileyim, niye yani asit limonun asidi hiçbir şey yapmaz. O sitrik asit, o da aynı sirkenin asiti gibi zayıf bir asit, herhangi bir şey yapmaz. Derler ki daha parlak bakar. Halbuki oradaki olay mikropları öldürmek ama zayıf mikropları öldürür. Öyle büyük mikropları öldürmez. O yüzden de mekanik olaraktan yıkamak ve onu uzaklaştırmak en emini. Öyle akan mi? Suyunuz varsa tabii. Yani akan o zaman akan suyun altında. Evet. Ama hep aynı yönde.
Mesela öyle bunu mi? Böyle yapıyorlar, sonra böyle yapıyorlar, böyle olmaz. Olmaz. Yani el yıkarken de tabii böyle böyle ovuşturuyorsunuz, değil mi? Kurularken elinin buradan akmasını sağlıyorsun, evet, ya da tersen ters, buradan böyle aşağıya. Aynen. Ama bir böyle bir böyle yapınca onu oradan siz de yapıyorsunuz. Biliyorsunuz. Oradaki kirlerin bir oraya gitmesini peki sağlıyorsunuz. Peki hocam, bir ıspanak yıkamakta kaç su yeterli olacaktır? Vallahi bence bir tane daha yapmak değil lazım. Değil mi? Üç su, ben tabii de öyle yapıyorum. Su yapmak çok lazım. Mantıklı. Zaten şu an bakın Serpil bir su daha getirir misin? Şunu ben bir alıyorum hocam. Yok, o tamam, dursun. O dursun, çöksün ki kirinin evet aşağıda. Çünkü böyle yandan sıyırttıran aslında o kiri tekrardan evet, ne yapıyorlar? İçine hapsetmiş oluyor. Bakın kıymetli izleyicilerim, inanılmaz güzel bilgiler veriyoruz. Evet. Çok kıymetli. Profesör Doktor hocamızla birlikte, Kadir hocamla. Bunları böyle bir kere diyor bu şekilde yapacaksınız ama diyor böyle diyor çevirmeyeceksiniz. Çevirmeyecek tabii. Aynen. Yani bir öyle olmaz. Akış yönü hep aynı olması lazım. Evet. Mesela marul yıkarken de yapraklarını tek tek ayıklayıp suyun içinde yıkadıktan sonra en alayım güzeli marulda maalesef akan suyu yaratmak gerekiyor. Bu da son ve bundan sonra da artık çıkardıktan sonra evet, bunun herhangi bir şeyinin kaldığını bence ben zannetmiyorum. Bence de hocam, su zaten gayet güzel. Berrak. Zaten şu suyu da görüyoruz. Bakın değil mi? Hocamla yani çok beraber. Çok farklı İki değil mi? İki suyun arasında çok, çok fark var. Fark, orada ilk kumunu dökmüş bulunmaktayız. Sonrasında efendim buraya ikinci suyunu aldık. En son üçüncü su olayı bitirdi. Ama ne yaptık tabii, bunu da tekrardan ekranı yeni açan izleyicilerimiz için konuşalım. Ne yaptık? İlk etapta taplarını mutlaka ayırdık. Ayırdık. Çünkü en çok toprağın olduğu, hı hı, ve sizi yoracak olan şey kısım, tap o kısmında. Hele hele yağmur sonrası toplanmışsa mahsul, hı hı, çok daha fazla oluyor. Peki hocam. Sirke katmak olabilir. Zaruri değil. Karbonat. Ama karbonatı amacımız, hı, da şu. Karbonattaki ilaçların uzaklaşması için, zirai ilaçların, hı hı, uzaklaşması için karbonatın daha yararlı olduğunu çalışmalarda göstermişler, birkaç çalışmada, evet, onu söyleyebilmek mümkün ama evet, bence su daha önemli. Hı hı. Su önemli. Hocam şimdi ıspanağı yıkadık. Brokoliyi peki nasıl yıkayacağız? Ben bunu da merak ettim yani, brokoli. Mesela ıspanağı şimdi yıkadıktan sonra da nasıl doğrayacağız? Tabii. Bu da çok önemli bir nokta çünkü bazen böyle kırıp yapıyorlar kimi. Kimi de bıçak böyle minik minik kıyıyor. Hangisi doğru? Vallahi o tercihe bağlı. Ne yapacağınıza bağlı daha doğrusu. Tamam. Ispanak zaten kendini bir dönem sonra sıcağı görünce pörsüyüp salıveriyor. Değil mi? Siz bana yani, söyleyin hocam. Yani ben hangisini yaparsam? Yani bunu iki türlü yapabilirsiniz. Hı. Tamam. Ya kaynar suyun içinde bunu kaynattıktan sonra kesebilirsiniz. Öyle mi? Daha tabii mı sağlıklı? Tabii o da olabilir. Yok, sağlıklı açısından değil. Hı-hı. O tamamen tercih. Tercih. Mesela börek yapıyorsanız farklı. Ne bileyim. Ben ıspanaklı yumurtada daha diri seviyorum mesela. Çok iri doğruyorum ama yani, börekte daha ince doğruyorum falan. Şöyle mesela iri doğrayalım mı hocam? Tabii doğrayalım. Mesela böyle doğrayabiliriz. Tabii. Sanki böyle daha mı çok vitamin içinde kalır iri, ya da kimi de şöyle koparıyor hocam mesela, bu var. Ama o şeydi, o eskidendi. Çocuklara cam bıçak kullanın, metal bıçak vitaminleri öldürüyor. Şimdi o tip ekstrem şeyler söylemek reytingi arttırıyor. Öyle mi? Tabii. Yani ortada arttıralım olmak hocam, ekstrem şeyler söyleyin hocam, arttıralım. Ama doğruları söylemek evet, lazım. Evet, doğruları şimdi, konuşuyoruz. Şimdi bizim insanımız, daha doğrusu dünya insanı evet, buradakine daha önem veriyor. Öyle mi? Halbuki normali bu ortadaki. Yani uçlarda gezmeye gerek yok. Anlatabiliyor doğru, muyum? Doğru, doğru. Sapını alabildiğince kullanmaya çalışmak lazım. Doğru, yani, doğru. Bir de böyle var. Çünkü hocam, kökten gelen bir takım vitaminlerin kaldığı şey. Hı hı. Ama bu da çok ufak olacak. Değil yani hocam? Tabii bunu mesela yemeklerde daha iri doğrayıp. Belki bunu böreklerde. bunu yufka arasında daha iyi gidebilir. Bu daha iyi. Soğanla da karıştırılacağı falan filan için. Yani diyorsunuz ki hocam. Yani bir bıçakla doğramakla ya da elle koparmak hiçbir ya da büyük veya yok, küçük vitaminini kaçırmaz sağlığı. Kaçırmaz. Bakın kaçırmaz. İşte reyting böyle olur. Doğruları konuşuyoruz efendim. Alper hocamla doğruları konuşuyoruz. Ama şimdi bakın mesela burada enginarı gördüm. Ben enginara laf atmam lazım. Bir karaciğerci olarak. Laf çünkü atın hocam. Enginar diyorlar. Doktor enginar diyorlar. Hadi. Tamam. Ve karaciğer dostu diyorlar. Ve karaciğer hastalarının hemen hepsi
Yani enginar yemek için yarışıyor. Harika. Peki enginarın karaciğer üzerine olumlu bir etkisi var mı? Var mı? Var mı? Çok var diyoruz hocam. Ben hadi, siz var diyorsunuz. Ama biz de diyoruz işte, ki hiçbir anlamı yok diyoruz. Gerçekten çünkü mi? Enginarın gerçekten tadını mi? Ben dolmasını çok severim. Ben şoktayım şu an yani, hocam, ne diyorsun? Ama hep öyle diyorlar zaten. Ben bunu 15-16 seneden beri söylüyorum. Hocam kızmasınlar bize sonra. Şok işte tabular yıkılıyor. Ama benim hastam bile diyor ki sabahları enginar yemesem olur mu Kadir Bey diyor. Ben diyorum sana ne zaman enginar neden dedi. Neden değil hocam, neden çünkü dediler. Çünkü o kadar çok enginarın yararlı olduğunu söyleyen var ki. Çok da güzel. Biz bu bilenler çok az azınlıkta kalıyoruz. Enginarın içinde madde olduğu için ifade edebilirim. Silimarin denilen bir antioksidan madde var. Ve bunun karaciğere iyi geldiği iddia edilmiş. Almanların literatüre kattığı bir olay. Ama satamadıkları için daha sonra Amerika üzerinden şimdi deve dikeni tohumu diye bol miktarda satılıyor. Silimarin aslında bir antioksidan ama hayvan deneylerinde bile, hayvanlarda bile koruyucu etkileri o yüksek dozlarda belirgin değil. Şu ama öyle biliniyor. Altını hemen çizmek istiyorum. Yıllardır bildiğimiz, aslında doğru saydığımız ya da yanıldığımız noktaları Alper hocam bugün bizlere açıklıyor. Ne diyorduk hocam biz? Dost diyorduk değil mi? Karaciğer dostu. Karaciğer dostu, karaciğere çok iyi vesaire diyorduk. Ama maalesef etkisinin olmadığını söylemek lazım. Kızmasın hocam bize sonra. Var diyorlar. Vallahi ya, çok diyorlar. Doktor Engin Ar kızmaz herhalde. Doktor ama diğer doktorlar. Yani diyetle ilgili konuşan arkadaşların hemen çoğuna bir bakın. 6 ayda bir söylediklerini değiştiriyorlar. Gerçekten doğru. Ama antioksidanlar değişti. Bir ara kara üzümün çekirdeğindeki maddeler vardı. Şimdi hiç anan yok. Ama enginar sonuçta sağlıksız değil, yani. Tadı da çok güzel. Evet, benim annem Ege'li, İzmirli. Evet, çok güzel. Daha iyi geliyor. Niye daha faydalı vücudumuzda? Yani antioksidan dediniz. Yani antioksidan özelliği var. Yani daha doğrusu renkli olan her sebze ve meyvede bir takım vitaminlerin yoğun olduğunu biliyoruz. Flavonoidler var burada. Bir sürü B grubu, C grubu falan. Bunların alımı ama bunların bir şeyi var. Çok depolanan maddeler değil. O yüzden de çok fazla almanın bir anlamı yok. Yeter miktarda almanın vücuttaki metabolizma üzerine olumlu etkisi olduğunu biliyoruz biz. Ama bunu tek düze sürekli böyle alıma yönelik olduğunda hiçbir işe yaramadığını, fazlasını idrarla attığını da unutmamak lazım. Fazlasını idrarla atıyoruz. Tabii. İdrarımızın rengi değişik oluyor, kokusu değişik oluyor. Evet. Bir B vitamini alıyorsunuz mesela. Sen bile idrarından değil mi? Kokusu çok garip oluyor. Peki hocam. Ben aldım rokamı ve ıspana maydanozumu geldim. Ben rokayı çok seviyorum ve gerçekten gittiğim her yerde üzerine böyle bolca limon sıkıp tüketmeye çalışıyorum. Kuru meyve. Şimdi ben bunları aldıktan sonra iyi temizlemediğim sebze ve meyve yeşilliklerde vücudumuza ne gibi zararları olacak? Evet. Bunu işte iyice yıkamadım. Üstünde bir takım kalıntılar kaldı ve ben bunu yedim. Ne zararı oldu? Şimdi şöyle, topraktan geçen bir takım mikroplar var. Ama mikroplarından daha ziyade bazı parazitlerin yumurtaları ve kistleri var. Mesela su teresinde Fasciola hepatica denilen bir mikrop var, parazit. Bu ağızdan alındıktan sonra karaciğerde safra yollarına ulaşıp karnı mideyi deliyor, çıkıyor. Karaciğeri delip içine giriyor. Safra yolları hastalığı yapıyor. Birçok mesela solucan ya da kedi pisliğinde olan bir takım kist yumurtalarını aldığınızda karaciğere gidiyor. Sizlerin karaciğerde kelebeğim var, kelebek kistim var dediği ekinokok dediğimiz bir enfeksiyona neden oluyor. En önemli şey o sulandığı suda. Çünkü genellikle de arıtılmış su yerine
daha çok işlenmiş sular, kullanılmış sular kullanılıyor biliyorsunuz. Tabii, tabii ki. O yüzden oradaki bir takım mikropların olması ve siz bunu eğer iyi yıkamazsanız o zaman bunu aldığınız zaman da vücudunuza mikrop almış oluyorsunuz. Yani tıpkı elinizi taharetten sonra iyi temizlemediğinizde kendi dışkınızdaki mikropları tekrardan ağzınıza yemeniz gibi. Evet. Türkiye'de mesela böyle iki tane mikrop var insan dışkısıyla geçen. Bir mide mikrobu, Helicobacter pylori dediğimiz mikrop. Bir de hepatit A. Ben mesela ikisini de geçirmişim. Çünkü Gaziantep'liyim, çiğ et yiyorum. Tenyamı daha 3. sınıftayken kendim tedavi etmiştim. Tenya şerit. Yani evet. Abdest bozan diye bildiğimiz şey. Yani oralarda o zaman hijyen altyapı da iyi olmadığı için biz insan dışkısı yiyerek hem hepatit A'yı hem de Helicobacter pylori'yi almışız. Evet. Yani bu ülkemizin bir gerçeği, yapabilecek bir şey yok. Serpil, sen bir yerden elmalı malzemelerimizi getir. Ben hocama hemen buradayken pişirilen yemekleri ne kadar süreyle saklayabiliriz? Mesela hocam doğru bildiğimiz yanlışlar derken tavuk mesela piştikten sonra hocam tekrardan ısıtılmaya gelmez diyorlar. Ya da çok iyi, çok üst seviyede ısıttığınız takdirde yiyebilirsiniz ertesi gün. O zaman da tavuk kalmaz. Yani ama şimdi tavuğun iki türlü yolunması vardır. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani tavuk iki türlü yolunur. Bir kuru yolma, çirkin suratlı, üstünde tüyleri ve kılları olan. İki de bembeyaz marketlerde gördüğümüz pırıl pırıl tavuk. Hangisi sağlıklı? O kirli olan sağlıklı. Tabii. Çünkü hayvan telef olduktan sonra, öldürüldükten sonra, kesildikten sonra tüyleri yolunur. Karnı açılır, bağırsakları dışarıya alınır. Bu kuru yolmadır. Üstündeki tüyleri de ateşte tütsülersin ve daha sonradan da yemeğini yaparsın. Ama marketlerde gördüğünüz o kümeste değil de daha çok özel yerlerinde büyütülen tavuklar ise yürümedikleri için de kasları yumuşacıktır bunların. Evet. Çok çabuk pişer. Telef olduktan sonra sıcak suya batırılır ve tırmıklarla bembeyaz hale gelir. Siz çok hoşunuza gider. Ne olur? Karnı daha açılmamış. İçindeki bağırsağındaki salmonella ve diğer mikroplar nereye nüfus ediyor? Kasa. Kasalara. Tamam. Ve ondan sonra yarılır, içindeki bağırsak temizlenir. Hayvancağız yürümediği için etleri yumuşacık. Kaç dakikada pişiyor tavuk? 10-15 dakikada. Ama köy tavuğu hiç pişirdiniz mi? Sordum. Hatırlıyor musunuz? Evet, yani çok pişmez. Ötüdeti gibidir. Tabii ötüdeti gibidir. Pişmez. Ama hocam şunu sordum ben. Hani tamam pişirdik 10 dakikada. Oraya şeye geleceğim. Şimdi siz pişirdiniz o tavuğu. Yapılan en büyük yanlış aslında eskiden buzdolapları daha az ulaşılıyordu. Elektrik şimdi de çok pahalı da o zamanlar zor ulaşılıyordu. Evet. Soğutmadan hemen soğusun da buzdolabını öyle koyalım deniliyordu. Neden? Çünkü buzdolabının ısısı artmasın da elektrik çok gitmesin diye. Tabii. O çok büyük hata. Yani sıcağı gittikten sonra ılıkken buzdolabına kaldırmak lazım. Dışarıda beklediği ölçüde burada mikroplar üremeye başlıyor. Yaptık, yedik, ılıkken dolaba kaldırıyoruz. Peki ertesi gün? Ertesi gün çıkartıp onu şey yapabilirsiniz ama dediğim gibi o kastaki ölmemiş olan mikrobun en az 10-15 dakika kaynaması lazım. O zaman tavuğun eti kalmaz. İsterseniz bir kaynatın, doğru tavuk söylüyorsun. Gider yani. Doğru. Şimdi diyorlar ki kardeşim diyordu 1,5 kilo aldım işte 5 kişiler evde şu kadar kaldı. Mikrodalgalar hocam. Mikrodalgada ısıtmalar. Mikrodalgada ısıtmaların herhangi bir zararı yok. Ama dikkatli olmak lazım. Eğer kaçak varsa etrafa zarar verebilir. Tabii yoksa mikrodalgayla birlikte çok da fazla. Ama tadı bozuluyor mu mikrodalgada? Bozuluyor özellikle. Hamur işlerini mikrodalgaya koymamanız lazım. Değil mi? Evet, son derece kavuşuk gibi oluyor. Bir de piştikten sonra ıspanağın vitamini kaybetildiği söyleniyor hocam. Her sebze ve meyvede kaynadıktan sonra sıcak proteinleri denatüre eder, bozar yani. İlk gün yapıldığında tüketilmeli ıspanak. Çok yapılmasın. Bu doğru mu? Yani bu konuda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama ıspanak zaten çok yapılıp da ertesi güne kalan ıspanak gördünüz mü? Ne bileyim kalıyor ya işte. Hadi kaldığında diğerlerinden daha farklı değil. Değil. Diğerlerine ne oluyorsa ıspanağa da aynı şey oluyor. Anladım hocam.
Yani çok abartıyoruz bazı şeyleri. Evet. Yani diğerlerinden daha farklı değil. Hocam ben neler biliyormuşum ya. Ama yanlış biliyormuşum hocam. Çok dinlemişim. Ya. Hemen bir pastamızın malzeme listesi gelsin. Sonra hocamın çok keyifli sohbetine devam edeceğiz. Fırın bisküvili bir pasta yapıyoruz efendim. Yanlış duymadınız, fırında olacak. Hocam belki bu pastaya kızacak ama bilmiyorum hocam. Böyle tatlı şeyleri de seviyoruz. Yok bence bir. Zararlı değil. Haddini bilmek lazım. Çok haddini tüketmemek lazım. Doğru. Yani. Evet. Yoksa neden yaşıyoruz? Aynen, bu çok güzel aşamalı bir pasta olacak. Hem bisküvisi içinde olacak, pişecek. Hem elması içinde pişecek. Ve sonrasında bunun üzerine aslında bir de kek hamuru yapacağız. Yanlış duymadınız. 2 adet hamuru için yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım su bardağı süt. Alt katında kullanmak için 2 adet petibör bisküvi aldık. Normal bir fırın tepsiniz içerisine dizebilirsiniz. Serpilin gibi. 2 adet kırmızı elmamız var. 1 tatlı kaşığı toz tarçın. Yarım su bardağı ceviz. Üzeri için ise pudra şekerinden faydalanacağız. Şimdi hocam burada aslında ben birazcık pratik bir tatlı yapmak istedim. Çünkü sizin çok güzel bilgileriniz olduğu için böyle uzun sürsün istemedim. Şuradan bir kap alayım. Serpil'im onu şey yapmış. Şimdi hocam ben kekimi hazırlarken hamurunu siz de şöyle birazcık tamam. Yanımıza alabilirsek. Sizden bahsetmenizi istediğim su tüketimi hocam. Ben spor yaptığım için işte günde bazen kapatabilir misiniz çok cızırtıyor ya. Günde bazen şey yapıyorum. 2-2,5 litre kadar. İşte bazısı abartıyor işte doktorlarımız ne diyor 3 litreyi falan bulsun. Doğru mudur hocam? Günde 3-4 litre. Şimdi bir kere bunu su olaraktan değerlendirmeyip sıvı olaraktan değiştirmek lazım. Şimdi ben size bir soru sorayım. Musluktan akan suyla çorbadaki su, hoşaftaki su ya da sütün su kısmı aynı şey değil mi? 2 hidrojen, 1 oksijen. Ha oradan akmış, ha siz onu meyveyle almışsınız, kahveyle, çayla vesaireyle almışsınız. Ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. Nasıl? O yüzden de hiçbir şey fark etmiyor. Mesela yani, alıp 2-3 litre suyu ben böyle çömür yani alabilirim. O onun yerine çayı bir tık fazla içmiş olsanız sodayı siz o zaman gene aynı sıvıyı almış vallahi oluyorsunuz. Bakma. Yani içebilirsiniz en az 2 litre sıvı almak lazım. Yok, ama bunu çok içiyoruz, abartıp evet. da 4-5 litre gibi içip de zayıflama kürüne yazmak bence yanlış. Neden? Çünkü denge öyle bir kurulmuş ki, Allah öyle bir vücut yaratmış ki her şey denge içerisinde. Kesinlikle. Sen çok fazla su aldığında idrarın ne nasıl oluyor? Su gibi renksiz oluyor değil mi? Ama eğer sabah kalktığında yaptığında o zaman da koyu oluyor. Evet, evet. Böbrek ona göre kendini ayarlıyor ama bir yere kadar. Nereye kadar? Bu arada ayarlıyor. Sen buraya çıkarsan böbrek şaşırıyor o hocam, zaman. O zaman bozulmaya zarar. Gidiyor. Tabii yani böbreğin bir takım bölgeleriyle ilişkili sorunlar yaşıyoruz. O yüzden de ne tek düze yemek lazım ne de abartmak lazım. Muhteşem söylediniz. Yani bu ikisini eğer yapmadınız. Şimdi mesela moda vardır biliyor musunuz? Ne modası hocam? Diyorlar ki işte nasıl beslenelim hocam? Dengeli beslen. Ya Allah'ın bir kulu da çıkıp dengeli beslenme nedir diye anlatmıyor. Nedir ya dengeli beslenme? Nedir dengeli beslenme? Her şeyden yeterince yemektir. Ekmek de eğer tansiyonun varsa tuz almayacaksın. Evet. Soda da içmeyeceksin. Evet. Soda da tuzlu su. Hocam bak bana diyorlar ki hemen ekmeği sıkıştırdım. Ben hocam ekmek yemeyi çok seviyorum. Ekmek ama güzel bir şey. Neden? Ama ekmeği nasıl bir ekmek yiyeceksin? Güzel bir şey. Hayır nasıl bir ekmek nasıl yiyeceksin? Nasıl bir ekmek yiyeceksin? Ekşi mayalı. Ve tam buğday. Hocam yani kepeği de içinde mı? Olan efendim. Çıtır çıtır mis gibi kokuyor. Şimdi beyaz ekmek şimdi ben de mesela diyelim ki karnımı ben çok nasıl ferahım olsa. Ben. Yani hayır. Gitmişim mesela bir yumurtalı sucuklu yumurta yiyeceksin. Evet. Ben kepekli ekmekle öldürsen yemem. Ben de yemem. Yok orada beyaz ekmek onun ben hakkından de gider. Değil mi? Bir köfteyi mesela ekmek arası yapacaksın. Ben beyaz ekmek. Mis. Ama normalde yemeklerde ekşi mayalı ekmek, tahıllı ekmek tüketmekte yarar var. Evet. Ben ekşi mayalı ekmeğimi 3,5 senedir kendimi yapıyorum.
Yani pandemiden beri. Hocam, tebrik ederim. Hocam, yani, hocam bilseydim size bugün ekşi mayalı ekmek yaptırırdım. Ve mayamı da ben kendim yaptım. 3,5 yaşında hocam, oldu. Hocam 3,5 yaşındaki mayadan bir getirseydiniz. Yani, getiririm ben size. Yemeğe sevdamız var. Çağırdığınızda ben size getireyim. Harikasınız. Yani. Hocamdan maya sözü de aldım. 3 adet yumurtayla biz biraz büyüttük. Çünkü kalıbımız büyüdü. Evet, evet. İçerisine şekeri ilave ettik. Sütümüzü ilave ediyoruz efendim. İçerisinde yağ yoktur. Yağsız bir kek hamuru olacak. Ununu ve kabartma tozunu ekliyoruz. Hocam bu kabartma tozları falan, vanilyası zararlı mı? Yok, bence şimdi tabii ki bir takım problemler yaratabilir belki ama üstünde bahsedilecek kadar önemli bir zararı yok. Değil önemli mi? Olan son tüketim tarihi geçmeden tüketmek. Bunlara değil mi hocam? Şimdi özellikle kozmetikte falan da yapıyorsunuz ya, alınıyor bir şey yıllarca kullanılıyor. Öyle bir şey yok. Yani her şeyin bir ömrü var. İnsan doğuyor, büyüyor, çoğalıyor ve yaşlanıyor, ölüyor. Bunlarda da öyle. Durdukça havanın havadan ve ısıdan dolayı bir takım malzemelerde bozulmalar görülüyor. O yüzden de mutlaka son kullanma tarihi şimdi geçmediği hocam, sürece bir zararı olmaz. Pandemide şey yaptık ya, mayaları stok yaptık, her şeyi stok yaptık, doldurduk. Sonra o mayaların tarihi geçince ne yaptılar acaba? Ama mayaları hep şey yaptık. Yani mayayı eğer üretmezsen ölüyor zaten. Yok yok, böyle kuru mayalar falan var ya hocam. Kuru mayalar. Falan. Ama o kadarcık da demek ki çok parası var, çok almış. Değil mi hocam? Çok onlar ne oluyor? Maya gibi çalışmadığı için kabartmıyor ve kabarmadığı için de bir dönem sonra atılıyor. Tabii. Yani. Ya hocam, olmamak lazım. Vallahi o kadar böyle içimi rahatlattınız ki aslında ben de yayında şimdi hep söylüyorum. Ama hocam o kadar çok doktor bazen çıkıyor konuşuyor ki dediğiniz gibi işte reyting için belki de bazıları da anlatıyor. Şimdi ben yani gerçekten sebzelerin böyle elle koparılması gerektiğini savunanlardandım. Ufak ufak doğrayınca vitamini kaçar diye düşünenlerdendim. Ama bebekler için cam bıçaklar kayboldu. Evet. Seramik bıçaklar. Doğru. Şimdi bir şey doğruysa bu hep doğrudur. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bu 6 ayda bir değişmez. Ama bir bakın, yani 6 ay söylediğini bugün söyleyen birisi varsa ona güvenin. Ama kesinlikle. Siz her şeyi değiştirenden yana oluyorsunuz. Sizin tercihiniz. Hocam sizin ben, tercihiniz oluyor. Mesela yıllardır enginar diyorduk hocam. Enginar, karaciğer dostu, enginar yiyin, işte sigarayı bıraktıktan sonra enginar tüketin, ciğerleriniz ama temizlensin işte, falan. Ama şu an şaşırdım. Değil, neden? Ben yaklaşık 20 yıla yakındır televizyonda hep söylediğim bir laf bu. Ama maalesef karaciğerin dışında ki insanların hepsi enginar karaciğer dostudur diyor. Ne hikmetse alanı karaciğer olan hiçbir doktor da enginar yiyin demiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu sizin değerlendirmeniz lazım. Ama siz değerlendirmiyorsunuz. Neden? Neden? Söyleyen eğer çok böyle popülerse, çok görünüyorsa ekranlarda, ona zaten bir olumlu gözle bakıyorsunuz. Ben size bir şey anekdot anlatayım. Çok eskiden çok meşhur bir programın finalini yapıyoruz. Orada da örneklendirdim bunu. Ankara'dan bana bir hasta geldi. Benim televizyonda söylediğim bilgiye göre tedavisini değiştirerek yararlandığı için Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Ben o adama serzenişte bulundum. Dedim siz televizyonda gördüğünüz bir doktorun önerisiyle nasıl tedavinizi değiştirdiniz? Ben dedim belki güvenilir birisi değilim. İşte çok güven veriyordunuz falan gibi laflar söyledi. Bence yanlış. Yani kesinlikle ve kesinlikle her denilenleri değil, doğru olanları almak lazım. Evet, evet. Yani. Hemen pastamıza dönüyoruz. O kadar güzel anlatıyor ki hocam. Masal gibi dinliyorum valla. Zeminde bisküvi, üzerine elma, onun üzerine tarçın. Cevizleri de şimdi üstüne serpiştireceğiz. Kek hamurumuzu bakın şöyle bak. Üzerine gezdiriyoruz. İncecik bir kek hamuru. 3 aşamadan oluşuyor. Orta zeminde elmalar. Alt zeminde efendim güzelce Serpilim'in dizmiş olduğu. Hani şey, hocam şurada iki çekmeceden. Hocam bu arada mutfağa hiç yabancı ben değil. Ben mutfağı çok severim. Evet, o yüzden hocamı böyle birazcık mutfağa dahil etmek istedim. Ama bir dahaki sefere söz hocam, size ekşi mayalı ekmek yaptıracağım. Aa, ama olmaz ki, soğuk fermentasyon 24 saat olması lazım. Hocam, ben size ekmek getirdim. Ekmek getirin o zaman ama benimle bir yemek
Yapacaksınız. Kurtuluşunuz yok hocam mutfakta. Tamam, hallederiz. Sağlıklı bir yemek. Yani efendim, ekranda kısır yapmış ve mercimekli köfte yapmış. Oo, süper. Süper. Efendim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. O kadar kıymetli bilgiler anlattınız ki hocam, sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben de öyle. Evet, bir daha tekrardan bekliyoruz inşallah. Pastamızı önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza veriyoruz. Hocamın ikinci yarıda maalesef dediğim gibi bize katılamayacak. Ama anlatacak ve öğrenecek çok şeyimiz var hocam. İnşallah en yakın zamanda görüşmek üzere. Ve ekmeği getireceğim. Evet efendim. Kendim. Efendim hediyelerimiz var. Birazdan bahsedeceğim. Airfryer'ı veriyorum. Küpeyi açık bileklikle açıklıyorum. Ne yapacaksınız? Sadece ikinci yarının başında beni bekleyin. Çok güzel de tariflerimiz var ve hediyelerimiz var. Evet efendim, herkesin evinde kullanacağı gerçekten harika bir konforluk sağlayan mutfakta Airfryer veriyorum yine. Çok kıymetli sponsorumdan. Yapmanız gereken biliyorsunuz, Nermin Enfes Mutfağı'na gidiyorsunuz. Son videonun altına en güzel yorumlarınızı bırakıp sponsor firmalarımı takip ediyorsunuz. Airfryer'imizin özelliği efendim, sadece 15-20 dakika içerisinde istediğiniz sebzeyi, eti, tavuğu koyuyorsunuz. Buradan bakın, hemen giriyorsunuz tuşlamayı, şıpşak etini yap, tavuğunu yap, köfteni yap, geç mi kaldın eve, çocuğuna yemeğini yap. Ben bir şey itiraf edeyim, ben kullanıyorum. Hı. O kadar pratik bir şey ki anlatayım. Evet, şıpşak. At biberini sen başka işini yaparken ne kirletiyorsun? Aynen öyle. Bir de bir kaşık yağlıyor. Bir de efendim cuma günü çok güzel hediyelerimiz vardı. Hem böyle incili bir bileklik ve yüzükle. Şimdi birazdan açıklayacağım bunu da. Yine yorumlarınızı yapmaya devam edersiniz. Cuma günü biz ne vermiştik? Sağan setiyle bıçak seti. Onu da açıklayacağım efendim. Yani doktorumuz geldi. Doktorumuzdan çok kıymetli bilgiler alıyorum diye bu konulara girmedim. Ama unutmadık efendim. Airfryer yarın bir izleyicime gidiyor. O yüzden şimdiden ne yapıyorsunuz? Koşuyorsunuz. En güzel yorumlarınızı hem Nermin Enfes Mutfağı'na hem de Beyaz TV'ye bırakıyorsunuz. Efendim, benim favori tariflerimden bir tanedir ve çocuklar çok 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 severek yer. Spagettili bir bülbül yuvası yapacağız. Yanlış duymadınız. Spagettili bülbül yuvası için bir adet, bir paket haşlanmış spagettimiz var. 400 gram kıymamız var. Bir adet kuru soğan rendemiz. Bir adet yumurta, tuz, karabiber, kimyon. 10-12 adet kokteyl domatesden faydalanacağız. Yine 10-12 adet de kürdanımız var. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası, bir su bardağı su, bir tutam maydanoz var. Şimdi güzel bir köfte harcı yapacağız. Köfte harcımızı yaparken burada ne yapacağız? O sosumuzu sıcak yapalım istiyorum Nermin. Olur, yapalım. Bir tavada da böyle köfteleri bir ateşe gösterelim mi? Ne dersin? Köfteleri bence göstermemiz gerekir. Güzel olur. Değil mi? Sosunu o zaman küçük tavada yapayım ben. Evet. Şöyle. O zeytinyağı senin. Salçalarımı alacağım. Üzerine birazcık şuyla. Evet. Açma işlemi yapacağız. Çok pratik fakat çocukların gerçekten çok seveceği, hatta yetişkinlerin masada sunum yapabileceği bir tarif. Görüntü itibariyle çok şıklık katacak. Bir de az önce Alper hocamdan da dinlediklerimden ötürü inanılmaz şaşırdım. Kadir hoca, pardon. Kadir hocamdan dinlediğim bilgiler inanılmaz beni şaşırttı. Gerçekten o kadar güzel ki. Yani doğru bildiğimiz şeyler kesinlikle çok başka. Ya aslında demek de istemiyorum çünkü başka bir hekim de eksisini veya artısını söyleyebilir. O yüzden hani çok diyemiyorum artık ne doğru ne yanlış, ama hocam o kadar güzel anlattık ki mesela enginar antioksidanı yüksek bir sebze dedi. Ama biz yıllardır karaciğer dostu diye tüketiyoruz, işte sigara içenlere öneriliyor falan filan derken neymiş efendim? Bugün doğrusunu öğrendik. Kötü değil fakat bildiğimiz kadar. Aynen öyle. Besin değeri yüksek diye. Çünkü neticede sebze değil mi Nermin? Lifli. Evet. Serpil, ben malzemelerimi aslında ayarladım. Şöyle istedim yani. Enginarım da hazır varken, bir de biliyorsun biraz önce biz ıspanak da doğrattık. Onlar dedim ziyan olmasın aslında. Böyle soğuk salata gibi sağlıklı bir salata hazırlayalım istedim. Ilık salata gibi. Aynen. Birazcık böyle soğanlarını belki kavuracağım. İçerisine aynen hardal ekleyeceğim falan. Böyle güzel antioksidanı yüksek bir salata yapalım. Ne yapalım Serpil? Enginar yenmez mi? Sen çiğ yedin bir az şey önce. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yerim. Ben biliyorsun enginarı, karnabahar, brokoli. Otur ısır ye. Mis.
Ya mis gibi efendim. Vallahi. Kesinlikle. Şöyle bakın. Biraz burada suyumuzla, yağımızla, salçamızla bir sos yaptık. Serpil köftelerimi yoğururken ben galeton almak şurada istiyorum buraya. Nerede? Bülbül yuvalarını hazırlamak istiyorum. Şuraya galetonu gideceğim. Nerede vereyim ben? Yok yok, sen hiç gelme, ben halledeceğim. Şöyle, evet, bu sosu benim için hazır. Şöyle kenara alıyorum. Çok güzel. Bakın gerçekten çok lezzetli bir tarif olacak. Yediğinizde de çok böyle keyif alacaksınız. En azından hem ana yemeği içinde köftesi, hem de böyle yanına pilav makarna yapıyoruz ya, o da içinde olacak. Doktorumuzun dedi her şeyi dedi tadında dedi yiyeceksiniz dedi. Tadında yediğiniz her şey dedi sıkıntı çıkarmıyor. Serpil, maydanoz köfteye koyacak mısın? Ben üzerine azıcık koyacağım Nermin. Şey doğrayayım mı köfte için? İster misin? Ay Allah'ım. Şöyle. Evet. İçine koyalım mı Serpil birazcık? İster misin? Olur. Ben açık şu ekmeğimi ıslatayım. Ben galetonun bulana kadar. Galetonumuz. Anneler de böyle yapardı. Bayat ekmeği ıslardı. Köftenin içine atardı. Benim annem rondodan geçirirdi hatta. Ben de yaparım. Değil evet. Mi? Böyle kıtır kıtır. Aa. Rondodan geçirip böyle elinle ufalardı. Fırından çıkar. Ondan sonra... Ben bunu bazen sütle de ıslatırım. Mis gibi. Evet. Eskiden galetonu mu vardı Serpil'cim? Evet. Değil rahatlık. Mi? Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Az önce biz arada doktor beyle konuşurken şöyle dedi, saplarını dedi, ben dedi çok dedi tüketmem dedi saplarını dedi. Onun, bunun da dedi fazlası zarar dedi. Sonra dedi hasta oluyorlar dedi, hatırlıyor musun? Evet, bir de şey var, her şeyin fazlası zarar değil mi? Kesinlikle her şeyin, ama her şeyin fazlası gerçekten zarar. Şimdi bunları böyle alıyorum. Şöyle. Onlar sen de kalsın, ben şöyle kenara. Şöyle elimizle bir yuvaya döndürüyoruz. Porsiyonluk bir yuva. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle porsiyon porsiyon yapıyorum. Serpil de şimdi köftemi yoğurdu. Onları biraz döveyim ki. Gayet iyi oldu sanki. Birazcık ne o? Köfte. Evet, azıcık belki biraz daha bakacağım şimdi şey isteyecek mi? Ama ben bir yoğuracağım sen hazırlayana kadar. Tamam. Böyle burada 2-6 tane kadar çıkartabiliriz. Bize de yeter zaten ha. Yok, büyük yapıyoruz porsiyonluk. Böyle. Bu birazcık kuş yuvasına döndü benimki. Balkonuma yapmışlardı. He Gülşah, bülbül yuvasını nasıl yapayım bu kadar? Böyle bülbül yuvası, bunu nasıl yaparım? Olmaz ki. Bu böyle porsiyonluk büyük olacak. Kız görüyor musun? Rejide artık. Ne diyor? Bu diyor leylek yuvasına benzedi diyor. Bülbül yuvası mı yapsam? Sen birazdan görürsün. Yardım edeyim mi Cano? Kurban olayım, bugün Serpil'im bir de sınavım. Benim sınavım. Evet, şöyle koyuyoruz. Yani şimdi bunun bir porsiyonluk olmadıktan sonra olmuyor. Şöyle. Evet. Ay. Pazartesi sendromu var bugün. Evet. Şöyle. Bir de efendim diyorum ya, şimdi yapacağım o salataya kesinlikle bayılacaksınız. Efsane bir salata. Şipşak. Böyle. Misafirlerinize yapabileceğiniz bir görsel sunacağız. Hı. Evet. Bunu bu şekilde hazırladık. Orta kısımlarını böyle açtık porsiyonluk. Mis. Serpil köftesini yaptı. Ben makarnayı arkaya bırakıyorum. Tavamızın altı açık, birazcık yağ koyalım. Ben şuraya dizeceğim. Köfteleri çok hafif yağda. Bir ateşe göstereceğiz sadece, değil mi Nermin? Aynen. Çünkü fırın yolculuğu olacak. Üstüne güzel bir sosla buluşacak. Sonrasında domates ve maydanozla da süslenecek. Serpil onu yaparken ben de salatamı aslında hazırlayabilirim. Bir tavamız var mı, ben alayım? Var. Kocamanlar var. Sana kocamanı verelim. Şuradan mı alayım? Evet, 16. 3-6 tane
köfte. Serpil köftelerini yapıyorum böyle. Hemen hemen benim bitti geliyorum. Hemen sana yardım edeceğim. Çok hafif yağ koyacağım. Çok sağlıklı bir salata. Böyle şipşak hazırlayabileceğiniz. Soğanlarını piyazlık doğradığımız. Benim ocağımın altını söndürdün Nermin. Ben özellikle aldım ya. Bir de fırtamaya başladı. Açayım mı? İster misin? Geldim. Evet, soğanımızı şöyle bakın piyazlık. Malzemeleri sayayım. Böyle bizim 5 tane enginarımız var. Bir adet yaklaşık tatlı kaşığı hardal, limon, 2 adet soğanımız ve şöyle göstereyim ıspanağımız var. Tuzu da damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bunları böyle birazcık piyazlık doğruyorum. Enginar salatası hazırlıyoruz. Pratik. Gülşah Hanım'ın kız kardeşinin salatası. Onların içinde ıspanak yoktu. Ben ıspanakta ziyan olmasın ve çok yakışacağını düşündüğüm için içerisine ekliyorum. Soğuk soğuk, çok öldürmeden. Hafif al dente değil mi? Aynen, dişe gelsin. Sen az önce çiğ bile yedin. Aa, ben yerim valla, ben çok severim Nermin. Şu dağınıklığımı toplayayım kardeşim. Şöyle. Soğanları bir pembeleştireceğim. Şipşak bir salata tarifi de gelsin mi gelsin dedik. Beyaz TV ekranlarında bugün Nermin Nefes Mutfağı'nda sebzeler nasıl yıkanır, nasıl şekil alır dedik. Ve onun üstüne de güzel bir enginar salatası hazırlayalım istedim. Yani karaciğer diye geziniyorduk ama karaciğer değilmiş, olsun. Nermin. Antioksidanmış. Oh, kekim de geldi. Bunu kokusu senle çıkaralım efsane. Yukarıya. Kokusu efsane. Hemen çıkaralım. Dibi şey olmasın. Orayı. Hoppa, evet. Bismillah. Şimdi bunun bir sunumu var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir sunumu var. Enginarları da şöyle içerisine müdahale edeceğim. Ama bunları böyle şerit şerit doğruyorum. Limon çok yakışıyor. Varsa elinizde bence portakal suyuyla da aromalaştırabilirsiniz. Bizim elimizde limon olduğu için hemen limonla kullanarak lezzetlendirmek istedik. İçerisine tuzuyla birazcık belki karabiber de ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Orası dereotuyla damak da zevkine kalmış değil mi? Evet. Dereotuyla da taçlandırabilirsiniz. Ben içerisinde az önce ocağımla 3 suda yapmış olduğum ıspanağımı ekleyeceğim. Şöyle. Dakikalar aleyhime işliyordu. Yetiştirecektin Ermin. Tamam. Serpil yetiştireceğiz. Geldim ki. Yetişmeyecek bir şey yok ki onun. Limonumu yumuşattım. Evet efendim. Şöyle bak. Of 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 of. Kokuya bak. Hafiften ben soğanımı daha iyi karamelize olmasını istediğim için tuzunu şöyle üstüne vermek istiyorum. Şöyle. Evet. Yağını çok koymadım birazcık üzerine çünkü zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle pis bir salata güzelce olacak. Güzelce karıştırmadan. Ayşe Tutur ablam sevmiyor ama biz bunlara feci alışmışız Serpil artistik hareketleri. Bu benim için yeterli Nermin. Yeterli mi canım? Ben ateşi bir gösterdim. O şimdi fırında devam edecek. Şöyle. Tam ortalarına koyuyorsunuz. Elinde tutma, yorulma. Şöyle yapayım o zaman. Ben limon sıkacağını. Çekmecede, ikinci çekmecede solda. Şimdi burada bu of harmanlanırken limon sıkacağımızı, limonumuzu sıkıyoruz. Malum enginar limonu, portakalı ve böyle ekşi tatları çok seviyor. Greyfurt bile içerisinde kullanan olduğu için biz de bugün bir limonun suyuyla lezzetlendireceğiz. İstediğim gibi burada ne oldu? Soğanlarım karamelize oldu. Hemen bunların üstüne şöyle ıspanaklarımı veriyorum. Ispanaklarımı çok söndürmeyeceğim. Gerçi ne dedi hocamız? Vitamini dedi, kaçmıyor dedi. Merak etmeyin dedi. Yani çok pişirmekle, az pişirmekle dedi. Şimdi ben aslında bir şey söyleyeyim mi? Korkuyorum. Yani diğer doktor da çıkıp böyle böyle diyebilir ama öğreniyoruz insanoğlu her gün.
öğrenmeye açık. Sonuçta bunları da bir profesör doktordan duyduk. Kadir hocamızın ağzına sağlık. En azından doğru bildiğimiz yanlışları da düzeltiriz. Şöyle birazcık ıspanakla lezzetlendirdik. Ben bir tatlı için bardak alayım mı Cano? Şunu halledip fırına atayım, hemen gelmiyorum. Hemen. Onu şekillendireceğiz. Bakın, ıspanağı da içerisine koydum mu? Koydum. Soğuk bir salata olacağı için sadece ben şu an bunları bir döndürerek söndürüyorum. Biz Serpil'le şimdi 12 saatlik bir açlıktan çıkacağız. Serpil, bugün bu bizim için oldu bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, nefis bir salata oldu. Evet, bugün bu bizim için oldu. Aralıklı oruç yapacağız. Çünkü birazcık Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da kaçırmış olabiliriz değil mi Serpil? Evet, biraz Urfa'da, şey, Antep'te. Şöyle. Aman, aman, aman. Bu arada İbrahim Bey'e ve sevgili eşine çok teşekkür ederim, evet, bizi. Evet. Ay, Anılcığıma da bu arada. Benden küçük bir Anılcığım diyorum. İbrahim Bey ve kıymetli eşi bizi çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar, çok teşekkür sonsuz ediyoruz. Sonsuz teşekkürler misafirler. Gaziantep'in en güzel mağazalarından birini gezdik Serpil'le ve bir sürü şey aldık. Beyaz TV'de kullanmak üzere ben paylaşacağız. Gidiyorum. Ay, çok güzel oldular. Evet. Ben gittim. Şimdi ben altını kapatıyorum kıymetli izleyicilerim. Opa, hadi bismillah. Şu an altı kapanıyor. Altı kapandıktan sonra hardalımın üstüne limon suyunu ekliyorum. Şöyle. Şunları alayım. Salatam hazır. Bakın. İster misin derin bir kapta karıştıralım aroması? Ben burada karıştırayım da dedim, kap kirletmeyeyim. Cam kabımız var yanında. Yanımda istersen. Ama bununla dedim. Nasıl istersen. Ya da şurada yapayım. Hem de biraz havası çıksın. Evet. Şimdi soslayacağız. Ay, ben sana şimdi bir kap vereyim. Nasıl bir şey versem acaba? Limonlu hardalı açtık. Şöyle içerisine ekliyorum. Bir bardak alayım da araya gitmeden cismi göstereyim. Şöyle bakın, limonunu bir fazla koyacağım. Çok seviyorum limon. Çok yakışıyor ona. Bu senin. Nermin, bardak mı yapalım? Şu güzel diye düşünüyorum ama. Onu da yapalım. Hı-hı. Daha iyi olur. Sana bir de süzgeç. Bir de tabağa. İsterseniz birazcık karabiber ve acı seviyorsanız pul biber diyebilirsiniz. Bakın şıpşak, soğanlı gibi bir enginar salatası hazırladık. Bunu zaten soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz kıymetli izleyicilerim. Ya da bizim ılık gibi böyle ılık ılık tüketebilirsiniz. Mis gibi de olur. Enginarım önden konserve olduğu için haşlanmıştı. O yüzden çok kavurma sertliğini alma gereği duymadım. Sizlerinki taze enginarsa onu birazcık haşlamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hemen burada elmalı pastamı şunu vereyim sana. Vereyim Serpil'cim. Dök yavrum. Hay, çaydanlık tepemiz var. Şöyle. Gel 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 gel. Soğumuştur zaten de. Hadi bakalım. Şöyle. Ablasının kuzusu çok güzel kokuyor. Ben havalar serinleyince böyle evdeki tarçın kokusuna bayılıyorum, biliyor musun? Fırından gelen tarçın kokusu. Sever misin? Ben de çok seviyorum ya. Vallahi böyle bir tarçın. Bu elmalı şeylerle çok yakışmıyor mu Serpil'im ya? Çok yakışıyor, onun için de. Yeterli benim için Cano. Şöyle bakın. Ringle. Ay, şunu alalım. Ne dersin? Geldi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ay, ne oldu, düştü. Şöyle. Hoppa. İziyorsunuz. Kalanı da çok güzel pasta yapabilirsiniz. Yine. Ama ben onları şimdi kendim Serpil. Onu kenarlık buluştan sonra hak ettik. Bakın. Efsane bir görüntü. Lütfen o parçayı atar mısın ağzına? Şipşak. Atacağım aşkım. Çok güzel oldu. Kendimiz yaptık diye söylemiyoruz ama. Gerçekten güzel olmuş Serpil. Evet. Fırına attık spagettimizi. Elmalı pastamızı hazırladık efendim. Ve hiç öyle çok fazla da kenarlarında kalmıyor. Zeminde bisküvi. Bisküvin üstünde elma. Elmanın üstünde tarçın. Aman ya Rabbim. Tarçının üstünde güzel bir kek harcı. Güzelce çırpmış olduğumuz ve şekillendirdiğimiz bir kek harcı. Ondan sonra efendim, yok, önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına
Ne bileyim böyle dolu dolu olsun dedim. 180 derecelik bir fırına verdik. Ve şu an görseli yeter. Üzerinde efsane bir güzellik. Harika bir pasta haline geldi. Şöyle yakından gösteriyorum. 3 katman halinde. Zeminde bisküvisi var. Bisküvinin üstünde elma. Elma dilimlerinin üstünde tarçın. Tarçının üstünde de kek hamuru. Yani çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edebilecek mis kokulu tam bir kış lezzeti. Serpil, Aralık oruç gitti. Hadi hayırlısı olsun. Şekerlik onların yok. Aslında bisküvi var. Evet, bisküvi var. Biz masumuz. Gayet güzel oldu. Fırına bakalım mı? Bence fırına bakmamız lazım. Bir fırına bakıyoruz efendim. Aman aman aman, görüntü muhteşem. Bakar mısınız burada şöyle son ayarda güzel bir fokurdatacağız. Köfteleri zaten ne yaptık? Tavanın içerisinde bir miktar kızarttık. Makarnayı bülbül yuvası gibi böyle ya da kuş yuvası gibi çevirdik. Orta kısmına köfteleri oturttuk. Köftelerin üstüne domatesimizi koyduk. Ne veriyoruz efendim? Airfryer veriyoruz. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün Airfryer veriyoruz. Beyaz TV, Nermin Nefes Mutfağı'na gidiyorsunuz. Yorumlarınızı altına bıza en güzel yorumları yapıyorsunuz. Yüzük, inci var ve cuma günü hediyeleri var. Hepsini ve daha fazlasını az sonra Nermin Nefes Mutfağı'nda masa kısmında sohbetle açıklıyorum. Hadi gelin efendim. Efendim, herkese tekrardan merhabalar. Bugün çok kıymetli doktor beyle önce sebzeler nasıl yıkanır, sebzeleri yıkarken doğru bildiğimiz yanlışlar, her şeyi paylaştık. Umarım keyifli bir yayın olmuştur. Şöyle söyleyeyim, sizden gelen yorumlar çok hoşuma gitti. Özellikle enginar hakkında hepiniz birazcık şaşırmışsınız, ben ve Serpil gibi. Ama gerçekten dediğim gibi bilmemiz gereken profesör doktorun ağzından dökülen kelimelerdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kadir Hocam çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştı. Efendim bülbül yuvası yaptık. Bülbül yuvasının içerisine köfte oturttuk. Domates de güzelce fırında birazcık kızarttık. Güzel bir sıcak sos yaptık ve lezzetlendirdik. Hemen akabinde yine çok lezzetli bir elmalı pastacıklar hazırladık. Dilerseniz gün masalarınıza, dilerseniz okulda çocukların beslenmeleri için alternatif bir tatlı oldu. Enginarın faydalarından bahsederken tabii ki faydasız bir sebze değil. Bolca da tüketmemiz gerekiyor. Çünkü antioksidan özelliği de yüksek olan bir sebzemiz. İçerisine güzelce soğan, maydanoz koyduktan pardon ıspanak koyduktan sonra enginarlarımı da ilave edip birazcık böyle soteledim. Soteledikten sonra hardalla limonu açtım. Tuzuyla beraber lezzetlendirip üzerine isterseniz çok hafif bir zeytinyağı gezdirip servis haline, hazır hale getirebilirsiniz. Limon olmazsa portakal suyu ve tabii ki de greyfurt suyu da kullanabilirsiniz. Bugün hediyelerimiz vardı efendim. Hemen hediyelerimizi açıklamak istiyorum. Takarım gözlüğümü. Yaşlılık başa bela. Sağan seti ve bıçak seti kazanan Sibel SS oldu. Çok kıymetli hanımefendi. Sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı'na bakabilir. Bilezik takımını kazanan, şöyle bilezik ve yüzük setini kazanan Kadriye Sekmen hanımefendi oldu. Kadriye Hanımcığım, güzel ve sağlıklı güllerde kullanmanız dileğiyle. Battaniye ve oda kokusu kazanan çok kıymetli izleyicimiz. Tüm Türkiye'ye nam salmış güzeller güzeli, eli lezzetli, muhteşem sunucumuz demiş. Başarıların devamını dileriz demiş. Yan Göz Ayten efendim, bu da Gaziantep'te başlatmış olduğum bir hediyeydi. Onu kendisine göndereceğiz. Ve çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hem yorumlarınız için, hem bize kattıklarınız için, hem bizimle olduğunuz için haftanın 5 günü. Yarın yine çok kıymetli tariflerimizle, çok özel bilgilerle. Çocuğunuz yemek yemiyor mu? Acaba ne yapsam da ona o sebzeyi yedirsem? Acaba yedirtebilir miyim diye düşünüyorsanız 3 çocuk annesi Nermin Öztürk'ün ağzından ve 2 çocuk annesi Serpil'den güzel tarifler gelecek efendim. Hangi çocuk ne sever ne yer bilmiyorum ama ekranda yarın yapacağımız tariflerle bütün çocuklar her şeyi yiyecek efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında mutfağımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.